Star ışığını Osman Bey kime ne söylemiş? Çakkı'dı, şarkı değildi, şovdu. Bu jüri bunu anlamadı. Yarışmacılar yanlış, yarışmalar yanlış. Uzayıp giden bir liste çıktı karşımıza. Şimdi söylediklerinin yarısını bir kenara koyalım. Burada bunların çok azını izledik biz bu akşam. Onun için söylüyorum. Evet. Olsun. Ama önemli şeyler söylemiş. Keşke hepsini izleyebilseydik. Bence bu akşamki performansın gene kötüydü. Enstrümanın evet harika çaldın ama ben senin çok iyi bir müzisyen olduğuna inanıyorum. Bir müzik adamı olduğuna inanıyorum. Ama iyi bir solist olduğuna inanmıyorum. Bu benim Pelin Akat olarak görüşümdür. Tabii ki diğer arkadaşlarımın görüşleri kendilerini ilgilendirir ama ben senin çok iyi bir enstrümanist olabilirsin, çok iyi bir müzik adamı olabilirsin. Dünyada müzik alanında başarılı şeylere imza atmış olabilirsin. Ama bir solist olduğuna ben seni, sen bir yerde çıkıyor olsan ben seni dinlemeye gitmem. Ama ben bir paket olarak bahsettim Pelin. Bütün bir paket olarak. Evet Ajda Hanım ama ben sizin konserinize gelebilmek için genç kızlığımdan beri şevkle giderdim. Sezen Aksu'nun konserine gitmek için şevk duyarak gidiyorum. Fatih Erkoç'un Jazz Center'da yaptığı performansa gitmek için keyifle gidiyorum. Seninkine gitmem. Ama bu benim tercihim. Başkaları başka şekilde bunu mutlaka değerlendirebilir. İleride bir gün söylemem, herhangi bir performansıma bunu, sizi beklerim. Bunu söylemem senin iyi bir müzik adamı olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Sen muhakkak çok iyi bir müzik adamısın ki CV'n ve rezümen çok fazla başarıyla dolu. Bu akşamki performansı ile ilgili bu şekilde evet. Bir yorum yaptınız. Peki efendim. Ama teşekkür ederim. İlk defa bu kadar profesyonel bir jürinin karşısında performans gösteriyor. Ama tanımıyor ki. Belki zamana ihtiyaç olacak ama herhalde. Ama Ajda Hanım öyle bir jüriyi tanımıyordu. Kim onlar diyor. Yani ben seyretmedim, dinlemedim de Pelin Hanım'a izletmişler ve yarısında herhalde biz çok kırılırız diye kesmişler. Siz aldığınız bu bursları verdiğiniz bu rezümede belirtmişsiniz. İspatladınız mı yani? O kaseti getirdiniz mi? Ben Fransa'na kaset yaptım diye bir yazı var burada. O kaset var mı bizim elimizde? Şimdi galiba yanlış. Onu ben bir dinlemek istiyorum. Orada yanlış bir not var. Ben Ababa yok. Sizi... Ababa yok. Bu ilk günden yok. Beri var. Ben Fransız bursuyla okudum. Orada kaset yaptım evet, Fransa'da. Evet. Ben bu kaseti dinlemek istiyorum. Var mı? Var tabii. Getirebilirim yani sizi. Haftaya rica edeyim. Tabii ki tabii ki. Bir de şöyle bir şey düzeltmek istiyorum efendim. Ben birebir izledim ve dinledim. Notları da paylaştım sizlerle. Şöyle bir şey söylüyor Kubilay. Benim için oradaki jüri çok önemlidir. Çünkü ben dünyanın önemli hocalarından burs aldım. Benim için o jüri kriteri çok önemlidir. Tabii elbette bizden... ben de bu yarışmadayım ama kıyaslayamam demek istedi. Yani bence, sizi tanımadığı anlamına gelemez Hanım, belki. Bence elbette sizleri tanıyorum. O jüri çok önemli bir jüri ve hakikaten. Önemli müzisyenleri müzik ediyorsa... Alanında, sadece müzik alanında. Önemli müzisyen... Ben sadece müzik alanında izin verir misiniz? Buyurun efendim. Eğer önemli müzisyenleri o jüri ediyorsa bu arkadaşın CV'si ve durumu da o jüride yarışmaya müsaitse burada ne işi var? Gitsin orada yarışsın o zaman. Yani burayı beğenmeyen, bu insanları, bu toprağı beğenmeyen insanlar gidecek Fransa'da ve Amerika'da çalışacak. Yok. Böyle, Osman Bey. Böyle oradaki müzisyenleri iyi, buradakiler kim oluyor adama dedirttirmem. Şunu söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Yani böyle bir hakkın da yok yani. Tabii ki yok. Yani sen buradaki insanlara... Ben Fransa'da da kalabilirim. Susar mısın? Sen buradaki insanlara, buradaki jüri üyelerine, onlar kim ben Amerika'daki jürileri diyemezsin. Adamın kulağını keserler. Şimdi öyle öyle değil efendim. Beni bir dinleyebilir misiniz? Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek orada istiyorum. Orada bir yanlış az anlaşılma önce var. Bence bir yanlış gibi. Şimdi, müzik alanında duayenlerden bahsediyor efendim. Dünyaya yani bu adını tamamıyla ya müzik ilgilendirilmiş. Kim mesela dünyadaki duayenler? Burada da Müslüm Gürses duayen. Ne yapacağız şimdi? O zaman sen o duayenlere gideceksin. Ama yani o zaman dünya, sen, dünya o zaman, sadece Türkiye'den ibaret bir yer değil. Ama Osman burada Bey. Yarışıyorsunuz. O zaman oraya. Beni peki nerede tanımadılar? Nasıl buldunuz? Hayır hayır öyle çok bir şey kötüydü. Yok. Osman Bey'i tanımıyorum demedim. Hayır ben sordum Osman Yavru'yu tanımıyorlar. Yok hayır, hayır yanlış yok. Yanlış efendim. Ben bence de lütfen yanlış var. Anlaşılmaz. Kim dedi? Pelin Akat'ın ismini tam olarak bilemediğini belirtiyor. Osman evet, Yavru Osman dedi. Yani, Pelin Hanım'ı tanımıyorum dedim. Değil. Demedi onu bilmiyorum. Efendim? Osman Yağmur Dereli kim? Hayır demedi. Hayır hayır. Japonya'daydın. Sen Japonya'daydın, ben burada şarkı hayır, söylüyordum. Hayır, Pelin Akat'ı tanımıyordum ben. Sen İnternet'i direkt araştırdım. Sen babandaydın da, anneme de geçmemiştin. Ben şarkıcıydım peki. Türkiye'de. Evet.
Şimdi Osman önce abicim, yanlış evet, anladığınız bir dünyada, şey söylediniz. Dünyadaki her şey dünyadaki her şey Osman abi, herhalde biz yanlış anlamışız. Dünyadaki her şey sevgi ve saygı üzerine kurulur. Saygısız insan ağzıyla kuş tutsa hiçbir şey olamaz. Büyüklerini sayacaksın, küçüklerini seveceksin. Bunun adına Türk terbiyesi deniyor. Tamam. Bir şey söyleyeyim yanlış mi? Yanlış anlaşılmayı çözdük tahmin ediyorum. Hakikaten bir yanlış anlaşılma hala devam ediyor. Ben Fransa'da kalabilirdim. Amerika'da da kalabilirdim. Ama Türkiye'ye dönmeyi tercih ettim. Benim ismim Kubilay. Ve 2500 belki 3000 yıllık bir gerçek Türk ismi taşıyorum ben. Amerikan müzisyenlerini beğeniyorsun. Onlar büyük adamlar. Hayır. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum ve cevap da istemiyorum. Peki, konu çok başka bir yere gitti. Evet, konu çünkü hakikaten başka bir yere gitti. Sizi tanımama konusu yanlış anlaşılmıştır. Pelin Hanım hakkında çok bilgisi olmadığı için araştırmaya Pelin Hanım'ı pek tanımıyordum. Onu da internetten araştırdım yani. Tamam, peki onları geçtik. Peki, bu akşamki performansını nasıl buldun Osman abi? Ben süper buldum. Nerede çalışırsa gidip en önde dinleyeceğim. Ya. Hüsnü Bey'e demek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Nasıl buldunuz efendim? Bu geceki yorumu lütfen. Bu geceki yorumu yani arkadaşımız iyi bir müzik adamı olabilir. Yalnız şarkıcı olarak, yorumcu olarak değerlendirdiğimiz zaman Kubilay kardeşimizi de tam böyle olgun olarak görmedim. Birbiri ikincisi trompet çalıyordun değil mi biraz evet. Evvel? Trompet çalarken zannediyorum başlarda bir falso gibi bir şeyler kulağıma çarptı. Trompetinde de efendime söyleyeyim. Bana göre şarkıcılıkta da kendini biraz pişireceksin. İnsan olma adına da biraz böyle güneşte kalacaksın. Kendini olgunlaştırma adına. Güneşte kalınca oluyor mu? Pişeceksin tabii, pişmesi gerek. Harika. Ateşe onun için saygı duymak gerek yani. Ateşe saygı duymak gerek. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ediyoruz Yüksel Bey. Vallahi şimdi Berkeley jürisini mahcup etmek istemiyorum ama ben de şöyle bir intiba uyandırdım. Aslında günahtır yani mezarlığın kenarından geçerken Fatiha okunur, şarkı söylenmez ıslıkça ama bazı insanlar korkularını yenmek için o ortamdan kendilerini uzaklaştırabilmek için korkularından şarkı söylerler mezarlığın yanından geçerken veya ıslık çalarlar. Şarkıyı sanki öyle söylüyorsun. İnanmıyorsun, ürküyorsun. Berkeley jürisi kusuruma bakmasın. Ama bunu söylemek zorundayım. Trompet soloyla bu akşamı kurtardım. Aynen. Hatta bence bu haftalar içinde en başarılı performansım belki bu geceydi. Bilmiyorum katılır mı diğer jüri. Kesinlikle doğru. Ama bu kadarı bence profesyonel yarışmasında dereceye girmek için yeterli değil gibi geliyor bana. Berkeley'ciler pardon. Pekala efendim. Hemen ben şunu eklemek istiyorum. Sen de söylüyorsun. Arkadaşların da şöyle bir şey söylediler. Evet, Kubilay'ın müzikalitesi ve müzik bilgisi çok fazla. Onun için zaman zaman burada bazı şeylere cevap bulamayı olabilir. Çünkü çok fazla vaktimiz de yok. Şimdi belki konuşsanız daha kim bilir hangi yani yüreğini mikroplardan arındırmaya çalış. Yüreğini evet. Mikroplardan arındırmaya çalış. Mutlaka daha uzun konuşabilme vaktimiz olsaydı. Bu arada çok kısa. Çünkü ona çok yardımcı olacağına inanıyorum. Oradaki jüri belki duymamış olabilir ama senin sert sessiz harflerde problemin var. S, T, Ç, Ş. Ağzın mı kurudu? Çok. Yani onu da bence bir artikülasyon, diksiyon dersiyle geliştirmende fayda var. İnanın çok ağzım kurudu. Yani böyle bir jürinin önünde bulunmak hakikaten kolay değil. Yok, ben şarkı söylerken de dikkatimi çekti, kulağıma geldi de onun için. Sadece konuşurken. Aklının bir köşesinde. Pekala efendim. Kubilay için oylar 41-33'e. Teşekkür ediyorum. Eskişehir'e, Karacabey'e çok selamlar. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun.
Son yarışmacımız, geçtiğimiz iki haftanın birincisi Veli geliyor ve şarkısı Yolcu Yolunda Gerek. Aşkımız bir masalmış bir tane, düş yeri gerçekmiş yaşanan. Sevmek eskidenmiş güzelim, sanki yıllar öncesinde kalan. Aşkımız bir masalmış bir tane, düş yeri gerçekmiş yaşanan. Yarınlar bizim için yok artık. Yok artık bir daha sevmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu yolunda gerek. Yolcu yolunda gerek. Sevgi bizim için geç artık. Çok geç artık sana dönmek. Hani giderken bana demiştin ya sen, yolcu dedik. Oylar Veli için. Yolcu yolunda gerek ama Veli profesyonelde kalmalı diyorsanız oylar 41-33. Evet sevgili Veli, tüm gece boyunca seni konuştu. Kulakların çınladı mı? Evet dinledim. Evet, sen bu kulak çınlamalarına nasıl cevap vermişsin? İzleyelim. Burada bulunan herkesin iyi olduğunu düşünüyorum, ben de dahil. Bir oylama sistemi var. Bir konsepti var yarışmanın. Bunun sonucunda birinci oluyorum. Yani bu bir yanlış ya da suç olamaz yani. Öncelikle bizde aşiret diye bir şey yoktur yani. Öyle bir şey yazılıyor ama yanlış yani. İzmir'de kuzenimin kafesi var. Çaylar önemli değil. İşte Veli'yi destekleyebilirsiniz bizim için falan filan. İyi niyetli bir çalışma. Tüm gece boyunca Veli'yi konuştuk. İşte Veli performansıyla ve sözleriyle karşınızda. Buyurun Ajda Hanım. Veli, İlk önce 12 oldun, sonra ekstrem bir şekilde bir hep birinci oldun. Temel bilimlerden mezunsun, konservatuvarın ve bestekarsın. Bunu baştan beri biliyoruz. Fakat baştan beri izlediğim kadarıyla nefes tekniğiyle